Şimdi x ve y koordinatları üçüncü bir parametre olan t'nin bir fonksiyonu olarak tanımlanan bir eğri çizmek istediğimizi düşünelim. Şöyle ifade edeyim. X t'nin bir fonksiyonu olacak. Aynı şekilde y de t'nin bir fonksiyonu olacak. Bu yazdıklarım eğer sizin için bir şey ifade etmiyorsa Khan Academy'deki parametrik denklemlerle ilgili hazırladığımız videoları izlemenizi öneriyorum. Şimdi ne demiştik? Bu arada bu videoda size bazı genelleme örneklerden de bahsedeceğim. Önümüzdeki videolarda ise daha somut örnekler üzerinden ilerleyeceğiz. Şimdi bana t eşittir a'dan şöyle işaretleyeyim. T burada a'ya eşit ve bu durumda bu noktanın koordinatları da x a ve y a olur. T eşittir a'dan t eşittir b'ye doğru ilerlediğimizi düşünürsek eğri buna benzeyen bir şey olabilir. Evet. Burası da t eşittir b olsun, buranın koordinatlarının da xb virgül yb olduğunu söyleyelim. Şimdi bu eğrinin uzunluğunu nasıl bulabiliriz dersiniz. Evet, t eşittir a'dan t eşittir b'ye uzanan bir yayın uzunluğundan bahsediyorum. Bunu bulabilmek için biraz yakınlaşıp t'nin çok küçük bir değişimi için neler olduğuna bakacağız. T'deki çok ama çok küçük bir değişimden bahsediyorum. Buradan başlıyoruz ve T'de çok ama çok küçük bir değişim alıyoruz diye düşünelim. Mesela bu nokta ile bu nokta arasını değerlendirelim. Aslına bakarsanız değişimin bundan çok çok daha küçük olması gerekir ama öyle bir değişimi gösterecek olursam sizin bunu görmeniz neredeyse imkansız olur, öyle değil mi? Onun için bunun küçücük bir değişim olduğunu varsayın. Bu uzunluğu x'teki yer değiştirme ve y'deki yer değiştirme olarak ayrı ayrı tanımlamak istiyorum. Evet, x yönünde hemen şu şekilde belirteyim. X'te çok küçük bir mesafe kat etmiş olacağız ve bu mesafe t'ye göre değişimin ne kadar olduğu çarpı t'deki değişimle çarpımına eşit olur. Burada diferansiyel gösterimini kullandığımı ve bunu değişkendeki sonsuz derecede küçük bir değişimi temsil etmesi için kullandığımı da hemen ekleyeyim. Bu bir ispat değil ama parametrik denklemlerle çalışırken yay uzunluğunu nasıl hesaplayabileceğimizin mantığını anlamamıza yardım edeceğini düşünüyorum. Evet, umarım kavramsal olarak size yardımcı olacak. Evet, bu dx. Dx bölü dt yerine x üssü t çarpı dt yazalım, böyle daha iyi. Y'deki değişim ise aynı mantıkla T'deki sonsuz derecedeki küçük bir değişim için Y'deki sonsuz derecedeki küçük bir değişimi. Evet, Y'nin T'ye göre değişim oranı çarpı T'deki değişim olarak yorumlayabiliriz. Ve bunu da yine Y üssü T çarpı DT olarak yazalım. Peki, bu durumda yine sonsuz derecede küçük bir uzunluk olan bu yayın uzunluğu neye eşit olur? Pisagor teoremini kullanacak olur isek, karekök içinde burada dik bir üçgen var ve aradığımız uzunluk da hipotenüsün uzunluğu olduğundan bunun karesi artı bunun karesinin kareköküne eşit olacak, değil mi? Hemen yazıyorum. Evet, karekökün içine yazacağım. Şunu biraz uzatalım. Mavi ile yazdıklarımın karesi yani x üssü t dt'nin karesi artı y üssü t dt'nin karesi. Peki şimdi bunu biraz sadeleştirebilir miyiz? Ne dersiniz? Bunun sonsuz derecede küçük bir yay uzunluğu olduğunu da aklınızdan çıkarmayın. Terimlerin ikisinde de dt kare olduğundan bunu dt kare parantezine alabilirim, öyle değil mi? Devam ediyorum. Karekök içinde dt'nin karesi parantezinde x üssü t'nin karesi artı y üssü t'nin karesi. Karekökün içindeki dt kareyi dışarı çıkarabiliriz. Bunu da hemen yapıyorum. Karekök içinde x üssü t'nin karesi artı y üssü t'nin karesi çarpı dt. Dt'yi buraya da yazabilirim. Hiçbir fark yok, öyle değil mi? Yay uzunluğundaki sonsuz derecede küçük bir değişim için bir ifade elde ettik ve şansımıza kalkülüste tüm bu sonsuz derecedeki küçük değişimleri birbirine eklemenin bir yolu var. Doğru, belirli integralden bahsediyorum. Demek istediğim
Bu artı bu artı bu, yani buradaki sonsuz derecede küçük olan tüm değişimleri. Bu arada bunları sonsuz derecede küçük değişimler olarak gösteremem çünkü zaten o zaman hiçbir şey göremeyiz. Ama tüm bunları topladığımızda t'ye göre integral almış olacağız. T eşittir a'dan başlıyoruz ve t eşittir b'ye kadar gidiyoruz. Bu sayede parametrik denklemler söz konusu olduğunda yay uzunluğunun kavramsal olarak ne anlama geldiği hakkında bir fikir sahibi olduğumuzu düşünüyorum. Önümüzdeki videolarda bu fikri kullanarak gerçek yay uzunluklarını hesaplayacağız.